PTT 1. Lig notları bu hafta İzmir'de yazılıyor. Ege bölgesinin en büyük kenti olan İzmir'in Türk futbol tarihinde önemli bir yeri vardır. Sahip olduğu köklü kulüpler ve yetiştirdiği futbolcularla İzmir tam bir futbol cennetidir. Karşıyaka'nın can damarlarından biri olan çarşıdayız. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Bugün Karşıyaka'nın maçı var. Bir Karşıyakalı olarak neler söyleyeceksin? Vallahi güzel bir çizgi yakaladık. İnşallah bu maçı da kazanırız. Kazanmalıyız. Başka çaremiz yok çünkü şampiyonluğa çok susadık. Hakkımız olan yere gelmek istiyoruz. Karşıyaka senin için ne demek? Karşıyaka benim için ailemden sonra aşk demek, kan demek. Zaten standını da Karşıyaka'yla süslemişsin. Karşıyaka'ya ne kadar aşık olduğunu çalıştığın yerden de gösteriyorsun. Karşıyaka, evet. Benim kimliğim Karşıyaka diyorsun. Evet, öz Karşıyakalıyım. Bütün maçlarına giderim. Zaten çok bir taraftarımdır. Yani taraftar derneğine bağlıyız zaten. Tabii ki Karşıyaka'mız şu anda belli bir düzeye geldi. Fakat şu Pasolik olayından sonra tabii ki taraftarda yarın bir eksiklik var. Eksikliğin en önemli şeylerinden bir tanesi de stadımızın olmayışı. Bu stad sorunu bütün her yerde var. Mesela Altınordu gidiyor, Manisa'da top oynuyor. Göztepe 504 kilometre gidiyor, Sakarya'da top oynuyor. Biz de Buca'da top oynuyoruz. Yani bu stad sorunun bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Takıma gelince takım güzel bir ivme yakaladı. İnşallah bunu bütün periyotta, bütün lige yansıtırız. Karşıyaka layık olduğu yere gelir inşallah. İnşallah. Ben böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Gerçekten nasıl bir fanatiklik bu? Yani şaşırdım, kaldım, bir şey söyleyemiyorum. İnanın Türkiye'nin her yerini dolaştım diyebilirim. Bazı yerlerinde de kaldım. Ama Karşıyaka bambaşka bir yer. Karşıyaka'da yaşayıp da Karşıyaka'yı biz anlattığımız zaman çoğu insanlar bunu pek anlayamıyor ama yaşayınca görüyorlar. Yeşil kırmızı sevdalısıyız diyorsun, evet. İşte. Yeşil, evet. Kırmızı sevdalısı olmak da işte böyle, evet. Bir şey. Fazla söze de gerek yok. Evet. Karşıyaka 1912 yılında bir zeytin ağacı altında kurularak İzmir'in ilk futbol takımı oldu. Renkleri yeşil ve kırmızıdır. Karşıyaka futbolun yanı sıra başka dallarda da başarıyla mücadele eden bir kulüptür. 1980 yılında Göztepe ile oynadığı ikinci lig maçını 80 bin kişi izlemiş ve bu alanda dünya rekoru kırılmıştır. 96 yılından beri Süper Lig hasreti çeken takımın bu yılki hedefi playofflara kalmak. Bizler kırmızı yeşil sevdalısıyız ve zeytin yeşilini bir başka severiz demiş Karşıyakalılar. Şu anda Karşıyaka tarihinin ölümsüzleştiği bir müzedeyiz. Ve burası 18 odalı bir İtalyan köşkü. Emek veren ve burayı müze haline getiren Doktor Bülent Zeren. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Ve Karşıyaka sevdalısı Hüseyin Hamamcı ile sohbet edeceğiz. Hüseyin Hamamcı, Karşıyaka'nın sembol isimlerindendir. Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde takıma büyük hizmetler etmiştir. 94-95 sezonunda Karşıyaka'ya teknik adam olarak şampiyonluk yaşatmış ve Süper Lig'e çıkartmıştır. Çeşitli kulüplerde futbol oynadıktan sonra 74 senesine, 80 senesine kadar Karşıyaka'nın formasını giydim. Tabii ki Karşıyaka'ya gelme sebeplerimizden bir tanesinin en büyük faktörlerden birisi taraftarın heyecanlı bir şekilde statlarda olması. Kafkaf tezahüratının bizi etkilediğini düşünüyorum. 80 yılında çok büyük bir mücadeleyle Göztepe ile şampiyonluk yarışına giriştik. Bu şampiyonluk yarışında ligin son haftasına kadar devam etti bu yarış. 1980 senesindeki Atatürk Stadı'nda 80 bin kişiyle oynadığımız müsabakadan sonra
futbolu bırakmak zorunda kaldım. Çok üzücü bir sezon geçmişti. Tabii o sene çok arkadaşımız futbolu bıraktı, futboldan ayrıldı. Çok tecrübeli bir kadromuz vardı. Psikolojik olarak çok büyük üzüntü içerisindeydik. Bandırma dönüşü bu kararı ben otobüsün içerisinde verdim. Çünkü maçtan sonra hepimiz ağlayarak soyunma odasında Bandırma'yı terk ettik. Tabii biz uzun zamandan beri, en son 94-95 sezonunda benle beraber lige çıktığımızdan itibaren Süper Lig'e hasret bir takımız, kulübüz. Çıkmak istiyoruz. Aslında bizim yerimiz burası değil. Biz Süper Lig'de olduğumuz zaman da Süper Lig'e ayrı bir heyecan katan kulübüz ve takımız. Hem bu taraftarımızla hem takımın ismiyle Süper Lig'de bir ayrı bir heyecan yaşanıyor. Şimdi uzun zamandan beri buralarda olmamızın bana göre çok büyük sıkıntılar yarattığını ve kulübün ekonomisinin çok rahat olmadığını görüyoruz. Bütün gücümüzle, bütün düşüncelerimizle hem taraftar olarak hem biz futbol kişileri olarak, insanlar olarak, kulübümüze yakın olan kişiler olarak takımın bir an önce Süper Lig'e çıkmasını arzu ediyoruz. Onun mücadelesini vermek istiyoruz. Çünkü çıkarsak ekonomik olarak da çok büyük bir rahatlığa kavuşacağımızı düşünüyorum ben. Bunun yanında tabii bu kulübün ekonomisinin rahatlaması için kendi stadımızın olması gerekli. Maalesef senelerdir dışarılarda müsabaka oynuyoruz. Çünkü Karşıyaka'da stadımız olursa herkes yürüyerek kendi stadına, çoluğunu, çocuğunu alarak piknik hava sahasında, eğlence hava sahasında müsabakalara gelmek zorundadır. Taraftarımızın çoğalması gereksinimi içerisinde olan bir kulübüz biz. Şimdi şu dönemlerde stadımız olmadığı için maçlarımızı Buca'da oynuyoruz. Zaman geliyor Atatürk Stadı'nda oynuyoruz. Tabii ki oraya hiç kimse çocuğunu ailesi olarak oraya gitmesi çok büyük ulaşım zorunluluğu var. Gönderemiyor. Aileler kendileri de gelemiyor. Bugün mesela şu anda yağmur var. Yağmurda biz gideceğiz Buca'ya müsabakaya. Ama burada da stadımız olsa elimizde şemsiyemizi alıp 5 dakika sonra maç başlamasına 5 dakika kala maça gideceğiz. Tabii bunlar İzmir futbolunu için çok acı ve üzüntü verici olaylar. Çünkü futbolun beşi İzmir'dir. Karşıyaka'nın ruhunun yaşandığı, hemen hemen her köşesini yeşil kırmızı renklerin süslediği, taraftarların maç öncesi toplandığı yer Karşıyaka Çarşı bölgesidir. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler? İyi valla, fena değil. Karşıyakalı olarak neler söyleyeceksiniz? Karşıyaka sporla ilgili sevdalınız Karşıyaka spor. Valla Karşıyaka spor dediğiniz gibi bizim tutkumuz, sevdamız, her şeyimiz. Bazı çözülemeyen problemlerimiz var ama sonuçta biz bir şekilde o problemleri çözeriz, aşarız. Başarız için elimizden geleni yapacağız kulübümüzü. Karşıyaka deyince aklına gelen 3 şey. Valla türbün, futbol, sevgi. Bu tarz şeyler hepsi tamamı zaten bizim Karşıyaka deyince. Bugün Denizli Spor'la maçı var. Neler söyleyeceksin? Valla çıkıştayız. Zorlayacağız yukarıyı. Bütün dediğimiz gibi bütün engellere rağmen. Bugün de Denizli'den galibiyetle döneceğiz. Stadımız olsa tabii daha güzel olacak. O zaman daha kesin söyle konuşacağız ama böyle bazen soru işaretleri oluyor. İlerisi için umutla bakıyoruz. Bu sene ama zorlayacağımız en az yukarıyı. Yani şu anda nefes alabiliyorsak, yani aldığımız nefes kadar bizim için değerlidir Karşıyaka. Zaten Karşıyaka yoksa şu anda bizim için hayat da yoktur. Yani o kadar bizim için önemlidir. Bugün maçınız var Denizli Spor'la. Neler söyleyeceksin? Valla öncelikle tabii teknik heyete ve sporcu kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Yani sadece formaları yani ıslansın. Bizim tek istediğimiz o. Yani mağlup da olsalar, beraber de kalsalar ama sonuçta soyunma odasına giderlerken o formaları sırılsıklama olsun. Bizim tek istediğimiz o. Çünkü Karşıyaka taraftarı bu takım 5'te ise eğer forma ıslandığı zaman gene o takımına destek verir. Gene takımı tribüne çağırır ama 5 tane gol atıp da hiç oyun oynamadan galip geldiği zaman bizim için zaten o maç oynanmamasıydı. Her maçına gidiyor musun Karşıyaka? Her maçına gidiyoruz. Sadece şu sıra bir protestodan dolayı gitmiyoruz. Son kez bir şeyler söylemek ister misin? Eklemek istediklerin var mı? Valla son kez şunu söylüyorum. Yani bizim için şu anda bilmiyorum belki bilginiz vardır. Bir stat projesi olayları var.
Bizim tek istediğimiz şu anda hemen bu stat projesinin hayata geçirilmesi ve Karşıyaka'nın artık akar bir geliri olması. Çünkü kulübümüzün şu anda maddi anlamda biraz borcu yükseldi. Tek istediğimiz artık bu borçlardan kurtulmak, kulübünün kendi ayaklarının üstüne dimdik ayakta durmasıdır. Bunun haricinde başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Takımın ateşli taraftar grubu Şeytanlar, Karşıyaka'dan Buca'ya uzun bir yol gelerek takımlarını destekliyorlar. Arkadaşlar, şimdi size bir soru soracağım. Karşıyaka deyince aklınıza gelen üç şeyi üçünüzden birer kelimeyle almak istiyorum. Evet, önce sen. Her şey. Aşk. Hayatın anlamı yeşil kırmızı, Karşıyaka'mız semtimiz. Karşıyakalıyız, yaşam tarzı yani. Yaşam tarzı. Bir de hani 35,5 yani biz. Bu da bir özelliğimiz de var yani. Karşıyakalılar kendilerini özel hissediyorlar. 35,5 diyorsunuz değil mi? Herkesten farklıyız, Karşıyakalıyız. Öyle bir şey var. Bu sene futbolda da iyiyiz. Fakat tribünler boş. Pasolik'ten dolayı. Bu yüzden hani takım iyi gittiği için, taraftar desteği olmadığı için biraz üzgünüz açıkçası ama yani biz elimizden geldiği kadar desteklemeye devam edeceğiz sonuçta. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Hani sizin bir sloganınız var ya. Kaf 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 sin sin ka. Evet. Onu üçünüzden alabilir miyim? Biz! Bir, iki, üç. Kaf 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 sin sin sin. Kaf sin kaf sin kaf. Kaf 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 sin sin sin. Kaf sin kaf sin kaf. Lay 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 lay. Karşıyaka. Lay lay lay. Karşıyaka deyince aklımıza asalet geliyor. Yeşil kırmızı geliyor. Yeşil kırmızı geliyor. Türk bayrağımızdan gelen asalet geliyor her şeyden önce. Biliyorsunuz Türkiye'de buna sahip olan 3 takımdan biriyiz ama evet, hak ederek alan tek takımız diyebilirim. Çünkü bunu kanımızla kurucumuz Zühtü Işıl Bey'in Kurtuluş Savaşı'nda kanını dökerek bunu almıştır. Onun verdiği gurur geliyor her şeyden önce. Evet, çok güzel açıkladınız. Evet, Karşıyaka sizin için bir aşk. Evet. Peki siz çok sıra sıklan bir aşık mısınız? Her maçına geliyor musunuz Karşıyaka? Yani evde çocuklarımızı, eşlerimizi bırakıp geliyoruz. Karşıyaka'nın harflerine baktığınız zaman içinde aşk yazan tek kelimedir, tek takımdır aynı zamanda. Evet, hiç öyle düşünmemiştim. Değişik bir bakış açısı ama haklısınız. Eşim affetsin bu arada. Öncelikle bizim takım bu aralar 2-3 haftadır biraz toparlandı. 2 haftalık mağlubiyetten sonra 2 hafta üst üste galip geldik. Ama bu takımın adı Karşıyaka, belli olmaz yani. Şu anda kağıt üzerinde daha iyi gözüküyoruz. Rakipte 3-4 tane eksik cezalı var. Biz daha iyi durumdayız diye düşünüyorum ama belli olmaz. PTT birincilik biliyorsunuz, mücadele çok üst düzeyde. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Karşıyaka sizin için ne ifade ediyor? Karşıyaka öncelikle bizim sosyal hayatımızda inanılmaz bir yer kaplıyor. Baktığımız üzere şu an cumartesi günü ve herhangi bir aktivite yapmayıp çıktık, evimizden uyandık, maçımıza geldik. Bütün maçlarına gidiyor musun? Evet, bütün maçlara gitmeye çalışıyoruz. Basketbol, futbol, voleybola pek gidemiyoruz. Bir pazar günü öğlen vakti olduğu için ama onu da elimizden geldiği kadar gitmeye çalışıyoruz. Karşıyaka deyince aklına gelen üç şey? Kültür, arkadaşlık, üçüncü yok. Üçüncü yok. Var da. Üçüncüyü de senden alalım. Üçüncü öyle oldu. Üçüncü hayatımızın %50'si diyebilirim yani. Bütün planlarımızı, günlerimizi Karşıyaka'ya göre ayarlıyoruz. Sabah uyandığımız zaman ilk yaptığımız iş gazeteyi açıp Karşıyaka ile ilgili ne yazılıyor, ne çiziliyor buna bakmak. Kulüpte ne olmuş, ne bitmiş. Karşıyaka deyince içinden gelenleri bize anlatır mısın? Her şey, kardeşlik, dostluk, her şeyi burada öğrendim diyeyim kısaca. Sen Karşıyaka için nelerden vazgeçiyorsun hayatında? Ailemden. Ailesinden Karşıyaka için vazgeçiyorum. Fazla söze de gerek yok yani. Karşıyaka'yı çok seviyorum. Karşıyaka her şey. Peki sen küçük bir Karşıyakalısın. Karşıyaka'nın her maçına gidiyor musun? Yok. İlk defa mı geldin? Evet. Tamam, bundan sonra Karşıyaka'nın her maçına gideceksin o zaman. Tamam. Kendine çok iyi bak. Sağ ol. Tabii ki güçlü taraftar, aşk ve güzel bir ilçe.
Karşıyaka'da doğup büyüyenler için Karşıyaka gerçekten özel bir yer. Bunu Türkiye'nin başka taraflarına da gittiğiniz zaman çok iyi hissediyorsunuz. Orada da Karşıyaka'da olduğunu söylediğiniz zamanlarda bütün insanlar size daha bir böyle bir sempatiyle, daha bir ilgiyle bakıyor. Tabii ki mutlaka Karşıyaka'yı bazı sevmeyenler de vardır ama onları Karşıyaka'da yaşamamış insanlar olarak kabul ediyorum. Eğer yaşasalar mutlaka Karşıyaka sevgisini onlar da hissedeceklerdir. Her maçına gidiyor musun? Hemen hemen. Yani işim eğer müsaade ettiği sürece her maçına giderim. Evet. Doğuştan gelen bir şey ya. Ben 6 yaşındaydım bu sahaya girdiğimde, tribünlere girdiğimde. O meşalenin kokusu burnuma geldiği zaman da iş bitmiştir yani. Öyle yani. Evet, maçla ilgili neler söyleyeceksin? Maç bizim, hiç şansı yok. Maç bizim. 2-0 olur, 3-0 olur ama maç bizim yani. Hiç unutamadığın bir anın var mı? Böyle maçlarda işte arkadaşlarınla falan yaşadığın ilginç mutlaka olaylar var mı? İlginç olaylar. Bizimle paylaşsana. Bir olayımız var. Tamam. Özgür kardeşimiz ölmüştü. Maç yolunda. Ondan bir gün sonra Diyarbakırspor'la maçımız vardı. O gün Göztepe'lisi, Karşıyakalısı, Altaylısı, Buçalısı hepimiz omuz omuz olmuştuk. Ve bütün herkese gösterdik. İzmir'in tek yumruk olduğunu o gün herkese göstermiştik yani. Bu haftaki konuğumuz takımın kaptanı, taraftarın Rambosu Ramazan Sal. Karşıyaka oyuncularından Ramazan Sal'la birlikteyiz. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Nasıl başladın futbola? O yıllara biraz dönmek istiyorum. Futbola tabii ki doğum yerimiz Samsun'da başladık. Öncelikle altyapılarda tabii ki maddi sıkıntılardan dolayı çok büyük zorluklar yaşadık. Çünkü işçi bir babanın oğlu ve işçi bir annenin oğlu. Onlarla birlikte bu hayatın zor şartlarında mücadele etmeye başladık. Tabii ki bulunduğun ortam, bulunduğun konum seni bazı çocukluklarını yaşamamaya engeldi. Tabii ki babayı kaybettikten sonra da çocukken sorumlulukların iki kat daha artmaya başladı. Çünkü bakmakla yükümlü olduğun annen, ablaların vardı. O yüzden tabii ki spora işte arkadaşımızın işte gel gidelim, kulübe gidelim, gel kulübe gidelim demesiyle başladık. Tabii kaçak göçek. Tabii ki ayakkabı alacak para yok. Anne bekliyor seni evde. Ama biz tabii kaçıyoruz. İşte diyoruz şuradayız, parktayız falan. Ama tabii ki yalan. Devamlı öyle kaçak göçek olaylarla futbola başladık. Tabii ki onun nezdinde de Samspor işte fark etti. Samspor'a gittik işte altyapısına. Tabii o zaman da annem yeni öğrendi futbola başladığımı. Yani tepkisi ne oldu? Tepkisi yani bizimkiler biliyorsunuz eski insanlardır. Karadeniz insanı eski insandır. Evet. Örf ve adetlerine, gelenek göreneklerine uygun insanlardır. Onların futbol filan yaşamı diye bir şey yok. Çünkü sadece yaşamları çocuklarına doğru imkanlar, doğru yetiştirmek öyle imkanlarımız vardı. Kendilerini tabii tamamen ki, aileye adamış. Tabii ki. Anneme affedersin bunu başka bir röportajımda da söyledim. Yani anneme o yıllar topu versek el bombası diye karakola götürdü. O misal yani annem nereden bilsin futbolu yani. Hatta daha geçen gün aradım işte annemi. Anne dedim böyle böyle hala diyor ki hala bazı şeylerin farkında değil. Niye gelip burada memur olmadın diyebilecek kadar. Yani futboldan uzak bir ailede yetiştim. O yüzden Allah'ımıza şükürler olsun. Bu günlerimize tabii ki geldik ama altyapı dönemleri çok zor. O dönemleri yani eskiden imkanlar da zordu. Yani PTT Lig'e gelince, 1. Lig'e gelince daha mücadeleci ve daha yoğun, korakor mücadelelerin olduğu bir lig. O yüzden Süper Lig'le çok farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Süper Lig'de evet PTT 1. Lig'de oynayan insanlar ya da futbolcu arkadaşlarım emin olun bir üst ligde daha rahat edeceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki fizik kapasite ve buradaki mücadeleden sonra orada mantaliteyi öğrendikten sonra ya da işte bu futbol anlayışını öğrendikten sonra daha kolay olacağını düşünüyorum.
Tabii ki alt ligler işte ikincilik B'ler, üçüncülükler. Yani lig düştükçe daha çok zorlaştığını düşünüyorum. Çünkü imkanlar olsun, saha şartları olsun, konumlar olsun daha farklı. Ama ben iddia ediyorum şu anda Türkiye'de Süper Lig'de dahil bence en güzel, en çekişmeli lig PTT 1. Ligi diyorum. Karşıyaka'ya geldikten sonra hedeflerimde farklı bir değişiklikler oldu. Çünkü inanın burası İzmir ve Karşıyaka çok farklı bir camia. Buranın hedefim yani Karşıyaka Spor Kulübü'nü Süper Lig'e çıkıp o Süper Lig'de buranın yani şu anda olduğum gibi takım kaptanlığını yapmak. Hedeflerim arasında bunlar var şu anda. Yani ben de sahanın içinde lider olmayı, lider özellikli olmayı ve savaşmayı ne olursa olsun 90 dakika savaşmayı, tekmeye kafa uzatmayı, tekmeye kafa atmayı seven bir yapım var. Yani ne derler ona? Gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan bir insanım yani. Ramazan, Karşıyaka'nın diğer futbol takımlarına göre bakış açısı nasıl? Karşıyaka'nın diğer kulüplere ya diğer şehirlere göre bakış açısı nasıl diyeyim size? Evet, bir şehir vardır. O şehir Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı da vardır. Evet. Ama o şehrin takımını tutan insanlar da vardır. Ama Karşıyaka öyle bir yer ki Karşıyaka'da bu semtte ya da bu şehirde herkes Karşıyakalı. Çok farklılar. İnanılmaz. Aynen, ölümüne Karşıyakalılar. Ve inanılmaz bir forma aşkı var bunlarda. Çünkü ben buraya geldim. 6 aydır buradayım. Kimsenin dilinden ya da ne bileyim Şampiyonlar Ligi maçlarından ya da UEFA maçlarından diğer takımları desteklediğini görmedim. Ciddi bir fark. Burada insanlar doğuyor. Karşıyakalı doğuyor. Ölüyor. Karşıyakalı ölüyor. O yüzden böyle bir büyük camiada oynamaktan dolayı bu takımın yani bu takımın kaptanlığını yapmış olmaktan dolayı inanın çok mutluyum. Evet, Karşıyakalılar gerçekten kırmızı yeşile yürekten bağlı. Aynen, inanılmaz. İnanılmaz. Onu burada bu şehirde yaşayan insanlar bilir. Özellikle Karşıyaka'da yaşayanlar bilir. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. PTT 1. Lig notları bu hafta İzmir Karşıyaka'da yazıldı. Haftaya başka bir futbol ikliminde görüşmek üzere.